Bugün bu konuşmayı yaparken komisyonda ne görüşülüyor? Borçtan vergi alan bir iktidarın teklifi görüşülüyor. Ama bu topraklarda yetişmiş bir ekonomist Nobel Ekonomi Ödülünü alıyor. Ne diyor? Neden alıyor? Kurumların önemine, kurumların bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne, hukuku demokrasi gelişmiş ülkelerin ekonomisinin de gelişeceğini vurgulayarak, bununla ilgili bir çalışma yaparak bunu alıyor. Şimdi buradan örnek alınması gereken çok şey var. Kurumlardan bahsediyoruz. Bağımsız kurumlardan bahsediyoruz. Ama ülkede 22 yılın sonunda iktidarın etkisinde olmayan hemen hemen kurum kalmadı. Bu coğrafya, bu ülke ilk kez Cumhurbaşkanı'nın damadının ekonomiyi yönettiğini gördü. Ama kurumlar, hukukun üstünlüğü, denetleyebilmek, hesap sorabilmek ve hesap verebilmek unuttuğumuz kavramlar. Eğer bunları hatırlarsak ekonominin de hukukunun da ülkenin de düzeleceğini, borçtan vergi almayacağımız günleri göreceğimize inanıyorum. Borçtan vergi alınıyor. Öncelikle AKP Grup Başkan Vekiline, milletvekillerine, parlamentodaki gruplara söylemek isterim. Gerçekten sokağa çıkıyor musunuz? Bu ülkedeki insanlar, milyonlar kredi kartı borcunun askerisini yatırıyor. Toplam kredi kartı borcu 3.7 trilyon. Ama üzülerek söylüyorum ki savunma sanayini güçlendirmek ve bu amaçla tapu harçlarından, trafikteki satışlardan, noterden ve limiti 100 bin liraya kadar olan kredi kartlarından 750 lira vergi alınacakmış. Bu neyin aklı, ben merak ediyorum. Gerçekten bu ülkede 100 bin lira civarında maaş alan insanlar bile askeri ücretinin askerisini ödeyip aylık %4 faiz ödeyerek geçinirken, sanki insanlar ayda 100 bin lira para harcıyor mantığıyla onlardan bu parayı alacaksın. Ve en üzüldüğüm konuyu söylemek isterim. Bunu eleştiren insanlar, kabul etmeyenler, limitini düşürenler, vermek istemeyenler vatan düşmanı ilan ediliyor. Ben sormak istiyorum. Birkaç sorum var. Mehmet Şimşek'e birkaç sorum var. Şimdi 750 lira. Bu parayı ödememek için limitini düşürenler mi vatan düşmanı, yoksa milyonlarca insanı 750 liraya muhtaç edenler mi vatan düşmanı? Ben sormak istiyorum. Şimdi savunma sanayi sisteminde bu parayı vermek istemeyen, bu parayı almak hakkınız değil diyen, limitini düşürenler mi vatan düşmanı, yoksa kur korumalı mevduat adı altında bu ülkedeki zenginlere 1.2 trilyonu verenler mi vatan düşmanı? Ben sormak istiyorum. Bu ülkede 3.7 trilyon kredi kartı borcu olan 85 milyon buna direnirken onlar mı vatan düşmanı, yoksa 10 trilyon 22 yılda ödediği ve ödeyeceği faizle bu ülkeyi yek ekmeğe muhtaç edenler mi vatan düşmanı? Ben sormak isterim. Bu ülkede bu parayı ödemem diyen, ödeyemem diyen, hakkınız yok, alamazsınız diyenler mi vatan düşmanı? Yoksa birkaç tane şirkete adrese teslim ihaleler verip onlara geçmeyen, uçmayan uçaklarla ilgili garantiler verip kasasını doldurup ondan sonra bir kuruş da vergi almayanlar mı bu ülkede vatan düşmanı? Sormak istiyorum. Bu ülkede 750 lirayı ödemem diyen gençler, emekliler, işçiler mi vatan düşmanı? Yoksa Ziraat Bankası'nın, Vakıf Bank'ın 1,5 milyar dolarını Demirören'e verip, Demirören'e şans oyunları ihalesini verip bu fona aktarılması gereken %20'lik katkı payını %10'a düşürenler mi vatan düşmanları? Soruyorum, bunların cevabını verin. Bu ülkede akşam pazar yerinde saat 8'den sonra yere dökülen sebzeleri toplayanlar, kredi kartı yüzünden icralık olan işçi emekliler mi? Yoksa şu sıralarda oturan, aşıyı bu ülkeye getiren, milyarlarca cüra yapan, Iğdır milletvekiliniz vergi vermeyen onlar mı vatanı sevmeyenler? Sormak isterim. Şimdi destici diye bağırdı Cemal Engin Yurt. Evet, desticiye soruyorum.
Bu ülkedeki vatan sevgisini, bayrak sevgisinin sınırını sen mi çizeceksin kardeşim? Ben kabul etmiyorum. Ben bu vergiyi kabul etmiyorum. Siz madem savunmayı bu kadar düşünüyorsunuz, madem bu kadar vatan sevginiz var, neden 3.8 milyar F-35'lere para vermişiz, S-400 yok, F-35 yok, parayı alamamışız? Bunun hesabını soramayacaksın. Bu parayı vermek istemeyenler de vatan sevgisinden uzak olacak. Ben bu anlattıklarımı, 22 yılda yaşananları sorgularım. Vatan sevgisi sorgulanacak birileri varsa, bu ülkede çocukluğunu yaşayamayan, gençliğini yaşayamayan, emekliliğini yaşayamayan, milyonları mağdur eden AKP iktidarıdır. Ben sizi sorgularım. Çıkın bu söylediklerime makul bir cevap verin. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama siz bu ülkenin geleceğini bir avuç zengine, Demirören'e ya da işte önce ışığı getirtip sonra vergi almayıp milletvekili yaptığınız tiplere ipotek ettiniz. Kabul etmiyoruz. O 750 lirayı çekeceksiniz. Çekmelisiniz. Çünkü o parayı verecek insanlarda bütçe de yok. Bu ülkede böyle bir hukuk da yok. Ama sizde isteyecek vicdan var. Gelin bu 750 lirayı çekin. Komisyonda görüşülüyor. Bu rezalete son verin. Teşekkür ediyorum. Milli Savunma Bakanlığı bir öneri açıkladı ve burada belli başlı işlemlerden alınacak ek vergilerin savunma sanayinin destekleme fonuna aktarılacağı belirtildi. Bu teklifin en ilginç maddesi de kredi limiti 100 bin lira üzeri olan kredi kartlarından alınacak bedel oldu. Bizim itirazlarımız ilkesel itirazlardır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakın biz tekalifi milliyeyi yaşamış bir neslin torunlarıyız. Ülkemizi savunmak için iki çorabımızdan bir tanesini ülkemiz için vermekten çekinmeyiz. Kimse buradan bundan şüphe duymasın ama itirazlarımız bu konunun zamanlamasınadır, bu konunun yanlış bir uygulama olmasınadır. Ekonomik krizi vatandaşın üzerinden düzeltmeye çalışan iktidar anlayışınadır. Bir de burada vergi gelirden alınan bir şeydir. Siz borçlanmadan vergi almaya çalışıyorsunuz. İtirazımız burayadır. İktisatçıların da açıkladığı gibi kredi kartı limiti bir varlık değildir. Üstüne bir borçtur. Borçtan vergi olur mu Allah aşkına? Bizim itirazımız bu değerli milletvekilleri. Burada şunu söylemek isterim. Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerliler, verginin vergisini de Sayın Mehmet Şimşek buldu. Kendisini tebrik ediyorum. Hatta hızını alamadı. Borçlanmanın vergisini de buldu. Bizim itirazımız bu anlayışa değerli milletvekilleri. Bir tutarsızlık daha. O da şu. Tapu ve araç satış işlemlerinde yapılan vergi düzenlemesi konusu da başka bir konu. Borcunu ikinci el araç alanlardan da bir ek harç ödemesi getiriliyor. Şimdi buradaki temel itiraz şu, adaletsizlik şu. Yani dar gelirli elinde Tofaş Şahin'i olan bir vatandaştan da aynı harcı alacaksınız. İkinci el Ferrari'si olandan da aynı harcı alacaksınız. Bakın bu adaletsiz bir yaklaşımdır. Bu eşitsizlik anlayışına da itiraz ettiğimizi ifade ediyorum. Bununla ilgili söz söylendiğinde deniyor ki vay efendim işte ihanet, vatan hainleri, şuursuzlar savunma sanayine gidecek, verilecek paradan imtina ediyorlar. Bakın asıl şuursuzluk ülke ekonomisine buraya getirmiş olmaktır. Siz kimseyi şuursuzlukla itham edemezsiniz. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda ayağındaki yırtık çoraplarla o Kurtuluş Savaşı'nı vermiştir. Savunma sanayine gidecek paradan kimsenin edecek bir imtinası yok. Ama daha yeni Maliye Bakanı biz hiçbir şekilde ilave ek vergi getirmeyeceğiz deyip gözümüzün içine baka baka Sayın Grup Başkanı şunu söylüyor. Diyor ki hizmet desteği motosikletten alıyor, kol saatinden alıyor. Getirdiğiniz önerinin bir karşılığı da yok. İnsanlar dalga geçiyorlar ya. WhatsApp gruplarına girin. Öyle hesaplar yapılıyor ki saat almak isteyen o %20'lik vergiyi ödemek yerine diyor ki 400 dolar veririm, giderim. 400 dolarla da dönüş uçağına bilet alırım. Otelde kalırım, saatimi de alırım. Türkiye'de alacağım saat maliyetinden daha ucuza gelir diyor. Asıl şuursuzluk, asıl plansızlık, asıl öngörüsüzlük ekonomiyi bu hale getirmektir. Getirdiğiniz abuk sabuk çözüm önerileriyle, getirdiğiniz tekliflerle muhalefetin sesini de
iftira atarak kısabilmenin imkanı yoktur, mümkünatı da yoktur diyoruz. Borçtan, ki kredi kartı bir borçtur, borçtan harç alan, vergi alan tek hükümetsiniz ya. Tek hükümetsiniz. Dünyada başka örneğiniz yok sizin. Devlet neredeyse uçan kuştan vergi alıyor. Soluduğumuz havadan, akan sudan, her şeyden, dere tepeden vergi kesecek. Deli dumrul vergilerini salmışlar. Gerçekten insanları nefessiz bırakıyorlar. Neymiş? 100 bin lira kredi kartı limiti olanlardan 750 lira sanayi savunma fonuna aktaracaklarmış. Bakın, bir vergi ki tamamen hukuksuz. Ya borçlanmanın vergisi olur mu? Yani gelirin vergisi olur, hadi anlarız da. Şunu diyor devlet bize, hükümet bize. Ben sizin borçlanma ihtimalinizi seviyorum. Olur da borçlanma limitiniz 100 bin lira ya. Ben bu ihtimali seviyorum. Bu ihtimali vergilendireceğim diyorsunuz. Tarihte görülmemiş bir şey. Siz borcu, borçlanma ihtimalini vergilendiriyorsunuz. Onun bile vergiyle sınırlandırmaya çalışıyorsunuz. Oysa ki bu ülkede kredi kartları niçin kullanılıyor? Gıda için kullanılıyor, eğitim için kullanılıyor, temel tüketim için kullanılıyor. Yani insanların parası olmadığı için, borç çevirmek için kredi kartını kullanıyorlar. Ama şimdi siz onun da üzerine çöktünüz. Neymiş? Savunma sanayine fon ayıracakmışsınız. Çocuklara yemek için fon ayırıyor musunuz? Hayır. Kadınların HPV aşısı olması için fon ayırıyor musunuz? Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için fon ayırıyor musunuz? Hayır. Kirasını ödeyemediği için parkta, bahçede ya da ailesinin yanına geçinen, kirasını ödeyemeyenler için bir fon ayırıyor musunuz? Ona da hayır. Yoksula fon ayırıyor musunuz? Hayır. Neye ayırıyorsunuz? Savunma sanayine. Niye? Doymadı mı savunma firmalarınız paraya? Daha ne yapacaksınız? Bütün ülkenin bütçesini savunma sanayine, güvenlik bütçesine, savaş bütçesine ayırıyorsunuz. Bir de kalkmışsınız borçlanma ihtimalini vergilendiriyorsunuz. Biz söyleyecek söz bulamıyoruz size. Sizi halka, halkın vicdanına, ferasetine ve günü geldiğinde size vereceği o muhteşem cevaba havale ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şu anda bugün başlanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlamış olan savunma sanayine destek teklifiyle ilgili yorumları ve görüşleri dinledik. Bizler de elbette ki vatandaşla iç içeyiz. Bunun bir kanun teklifi olduğunu, şu anda komisyonda çalışıldığını ve bu görüşlerin konuşulması ve değerlendirilmesi için zaten bu komisyonların olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz de bu eleştirilere ve bu değerlendirmelere kayıtsız kalmayacağımızı ve komisyonda eminim ki bu tip değerlendirmelerin olduğunu ve buna göre bir teklifin de düzenlenebileceğini, açık olduğumuzu söylemek istiyorum. Çok kısa şunu söyleyeceğim. Doğru, bu vergi yasası komisyonda plan bütçede görüşülecek, değişebilir dedi. Eğer ki bu haksızlık, hukuksuz 750 lira ve devamındaki vergiler çekilirse ben de teşekkür edeceğim. Bizim mücadelemiz halkın cebinden haksız paranın çıkması değil, cebine ne kadar para girip huzurudur. Eğer böyle bir adım atarlarsa biz de kendilerini tabii ki 85 milyon adına gerekli cevabı vereceğiz. Sayın Başkanım, evet, tekrar teşekkür ediyorum. Ya bir kanun teklifi üzerinden insanların bir kısmını vatan haini ilan etmek, etmemek, bunlara kimsenin yeltenmemesi lazım. Bu bir siyaset değil, böyle bir polemiğe de girmemek lazım. Yanlış bir tutumdur. Konuşuyoruz işte, komisyon çalışıyor. Neyse, en doğrusu onu yapmak noktasında hepimiz kararlıyız elbette ki. Bunun üzerinden lütfen böyle kimsenin kimseyi vatan haini ilan etmediği bir çalışma düzenine geçelim arzusundayız. Leyla Hanım şöyle bir şey ifade etti. Bu konuşulacak, tartışılacak savunma sanayi ile ilgili vergi konusu gerekirse olgunlaşır gibi bir ifade kullan. Evet, doğrudur. Ancak ben şunu ifade edeyim. Bu konu, bakın, borçlanmanın vergisi olmaz dedik hepimiz. Bu konu gündemi meşgul etmek, 15-20 gün konuşulsun, gündem bu şekilde meşgul olsun gibi bir anlayışla getirilmişse bu konuyla gündemi yormayın, şimdiden çekin, gündemi bu konuyla yormayalım diye iktidar partisindeki arkadaşlara bunu da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.